Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde Bulgaristan Türklüğünün direniş sembolü haline gelen 26 Aralık 1984'te annesinin sırtında şehit edilen Türkan Bebeğin Halk ve Özgürlükler Hareketi tarafından düzenlenen geleneksel anma programına katıldı. 2019'da katılmıştım. O zaman demiştim ki ta 2000 kilometreden geliyorum. Türk'ü anmaya geldim demiştim. Türkan'ı anmaya gelmiştim. Yıl 1984. Adlarını, kimliklerini değiştirmek istediler ama onlar direndi. Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde 17 aylıkken annesinin kucağında şehit edilen Türkan Bebek o direnişin sembolü haline geldi. Türkan'ı anmaya gelmiştim. Çünkü Türkan'ın ismini böldüğünüz zaman ne mutlu onun anasına, biraz önce birlikteydik. Ne mutlu onun atasına. Öyle güzel bir isim vermiş ki ezanı Muhammediye ile birlikte kulağına bağırmış. Türkan, Türkan diye. Ve bugün o çağrıya hep birlikte koşarak geldik. Neyi? Türkan kızımızı anmaya. Türkiye anmaya elhamdülillah. Ve MHP heyeti de Bulgaristan'daydı. Geleneksel anma programı düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24. dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen oradaydı. Aydın, 1980'li yıllarda Bulgaristan'da komünist rejim tarafından uygulanan sindirme politikalarına karşı yapılan demokratik protestolarda şehit edilen Türkan Bebek başta olmak üzere yaralanan soydaşlarımıza şükran duymalıyız dedi. MHP'li Aydın 2019'da da oradaydı. Bir kez daha gelmek istedim dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türk dünyasına verdiği kıymeti dile getirdi. Genel başkanımdan izin arz ettim. Dedim ki 2019'da tadı ağzımda kalmıştı. Bir de çağrı bir defa değil çok defa. İlahi çağrılar öyle olur böyle, ulvi çağrılar. Tekrar gitmek istiyorum efendim, müsaadeniz olursa Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak. Ve o da hemen dedi git evladım dedi. Çünkü o gerçekten gönlü, kalbi, aklı, fikri hep Türk dünyasında olan bir liderimiz. Her Türk'ün yaşadığı coğrafyayı parmağına yüzük yapar, göğsüne rozet yapar, taşıyan bir liderimiz. Onun da selamları, muhabbetleri, saygıları ve rahmet dilekleri var. Aydın, Türkan Bebek demek ne mutlu Türk'üm diye ne demektir. Türkan Bebek yurtta sulh, cihanda sulh demektir dedi. Ve Türkan Bebek anıtına çelenk koydular. Nerede bir Türk yaşıyorsa artık aklımız, fikrimiz hep Türk milleti diyoruz. Türkçe düşünüyoruz, Türkçe duyuyoruz, Türkçe dinliyoruz ve Türkçe sesleniyoruz bütün dünyaya. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kamil Aydın'ın açıklamalarını, haberini sizlerle paylaştık. Şimdi kendisi stüdyoda bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. MHP heyetiyle birlikte Bulgaristan'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Türkan Bebek'in katledilişinin de aynı zamanda yıl dönümü olan bir ziyaretti bu. Oradaki gözlemleriniz, izlenimleriniz, hemen sözü size bırakmak istiyorum. Buyurun. Evet, bir heyet halinde gittik. Silivri Belediye Başkanımız bize eşlik etti. Çünkü oralara çok hizmeti var gerçekten. Orada bizatihi birinci kaynaktan duyduk. 24. dönem milletvekilimiz, Tekirdağ milletvekilimiz Bülent Belen Beyefendi eşlik ettiler. Karayoluyla bu her yıl Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde kutlanan, daha doğrusu anılan bir program çerçevesinde katıldık. Her yıl malum Batı dünyası Noel'i kutlarken 25'i, 26'sı ve devamındaki süreçte 26 Aralık'ta Bulgaristan Türklüğü için hüznün, gözyaşının ama aynı zamanda özgürlüğe yakılan ilk meşalenin de yıl dönümü hasebiyle oradaki belediye başkanımız Hasan Aziz Bey başkanlığında bir heyet olarak özellikle Halk ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin organize ettiği bir Türkan Çeşme anma töreni oldu. 2019'da yine biz Milliyetçi Hareket Partisi adına katılım sağlamıştık. Malum 20 ve 21'de pandemi süreci yaşadığımız için bunlar yaşanmadı, tekrar yenilenmedi. Ama 22'de tekrar böyle bir davet alınca Genel Başkanımız da
sağ olsunlar talimatlandırdılar. Biz de partimizi temsilen olaydan sorumlu bir genel başkan yardımcısı olarak gittik. Güzel bir etkinlik oldu. Duygusal anlar yaşadık çünkü mezarının başına tabii dualarla gittik. Orada mevlidimizi okuduk, çiçeklerimizi bıraktık. Çünkü o biliyorsunuz Türk dünyasının en genç, en çocuk şehitlerinden bir tanesi. Annesinin sırtında, annesinin farkında olmadan kızıl kurşun yemiş bir evladımız. 1984 tabii ki Bulgaristan Türklüğü için çok acı bir yıl. Burada siz hatırlamazsınız ama ben çok iyi hatırlıyorum, üniversite yıllarımdı. Bir anda Bulgaristan hükümeti bir yoğun bir baskı rejimine dönüşüp soyadı değişikliğine dayattı. Ama soydaşlarımız ismimizden asla vazgeçmeyiz. Canımızdan vazgeçeriz ama ismimizden vazgeçmeyiz. Bunlar bizim kimliğimiz, dilimizden vazgeçmeyiz deyip bir gösteri esnasında açılan kurşun sonucu annesinin sırtında kundağındaki Türkan bebek 18 aylıkken bu kurşunlara hedef oldu ve o günden bugüne her yıl kutluyoruz. Biz annesi ve daha sonra küçük kardeşine aynı isim verilmesi hasebiyle şimdi büyümüş. Onlarla bir araya geldik. Dualarımızı ettik. Genel Başkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bulgaristan Türklüğü özelinde bütün evladı Fatiha'nın için neler hissettiğini, neler düşündüğünü açık bir şekilde ifade etmeye çalıştık. Bu arada bebeğin, Türkan bebeğin annesinin de hala hayatta olduğunu tabii söyleyeyim. Beraberdik. Kendilerinin tabii bu noktada duygularını, görüşlerini de almışsınızdır. Bu konuda da izlenimlerinizi almak isteriz. Zaten tabii bir anda annemi de hatırladım. Yani ben annem iki kardeşimi mezara koyma trajedisi yaşadı. Bir anne için, bir baba için Allah korusun. Evlatla imtihan zordur. Mezarlıkta beraberdik. Yani biz onu olabildiğince acısını paylaşmaya, hafifletmeye çalıştık. Maşallah dik duruyorlar. Ben de zaten konuşmamı tamamen siyaset üstü bir alana çekerek hem Türkan kızımıza bu Bulgaristan Türklüğünün özgürlüğüne bir meşale yakması nedeniyle hem de Allah'a şükür dünyaya da bir Türk'ün özgürlüğüne, demokrasisine, bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunun ifadesi şeklinde söylem geliştirmeye çalıştık. Ama anneye de seslendim. Çünkü o anne ne olursa olsun hayatın geçici fani olduğunu ifade edip gerçekten cennette Fatma annemizin dizinin dibinde kızçemizin olduğunu söyledim. İnşallah dedim ebedi hayatta birlikte olacaksınız cennette. Yeter ki sabredelim, şükredelim ve zikredelim dedik. Öyle güzel duygusal anlar yaşadık. Ama şimdi, aile metin yani çok şükür. Tabii aslında hem çok acı bir olay ama bunun sembolik olarak yıllardır anılması da aynı zamanda çok anlamlı bir etkinlik. Tabii burada siz de yaptığınız açıklamada hem Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Türk dünyasına verdiği önemi vurguladınız. Hem de zaten anlamlı bir gün, Türk dünyası için de oldukça önemli bir gün. Şimdi bu noktada Türk dünyasına ilişkin de sizden vermek istediğiniz bir mesaj ya da söylemek istediğiniz varsa onu da almak isterim. Tabii genel başkanın yani bu bağlamda hassasiyeti çok belli, önemli. Akan sular duruyor. Genel başkanımız için eğer Türk dünyasındaki eğer en ufak bir acı, keder, yaşanan bir trajik olay ziyadesiyle onu üzdüğünün farkındayız. Hatta uykusuz kaldığını biliyoruz biz bunu. Gerek işte güney sınırımızdaki Türkmenlerin yaşadığı trajediler olsun, gerek Çin'de Uygur Türklerinin yaşadığı trajediler olsun. Dünyanın neresinde Türk'ün bir acısı, bir elemi, bir kederi söz konusu olduğunda mutlaka Genel Başkanımız mutlaka yapmamız gereken bir şeyler vardır diye ince hesaplayıp, ince düşünüp, çok net kararlar vererek o bağlamda ne yapabiliriz Milliyetçi Hareket Partisi olarak onun arayışı içerisine girmekte. Bu özellikle evladı Fatiha'nın için de aynı duyguları beslemektedir. Böyle bir anma töreni söz konusu olduğunda çok rahat, net bir şekilde tabii ki katılın, katılmamız gerekir söyleyerek bizi bu bağlamda çok yüreklendirdi, cesaretlendirdi. Biz de ona layık olmaya çalışarak gittik böyle bir etkinlikte. Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten düşünce yapısında, siyasi felsefesinde olmazsa olmaz önemli şartlardan bir tanesi de Türk dünyasına olan hassasiyetidir.
biz bunu ebed müddet inşallah muhafaza edip kuşaktan kuşağa da aktaracağız. Hı hı. Tabii yine hem Milliyetçi Hareket Partisi adına hem Türkiye'den bir heyet gitti ki Türkiye'den giden her yerde Türkiye'nin aslında büyük bir özlemle ve saygıyla karşılandığını görüyoruz. Orada siz soydaşlarımızla buluştunuz. Nasıl bir karşılama oldu? Türkiye'den bu noktada istekleri var mı? Görüşleri neler? Bunları da sizden dinleyelim isterim. Tabii ki var. Yani onlar da bizi anavatan diye adlediyorlar. Aslında anılmak ve hatırlanmak, sizin tabii, oraya gitmeniz de onlar için oldukça anlamlıdır. Tabii. Aslında yani birçok siyasi parti temsilcisi oradaydı ama tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk dünyası perspektifinden hareketle bunu bütün dünyada yaşayan Türkler işin farkında. Yani özgül ağırlığının farkında Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Genel Başkanımızın Türk dünyası lideri olması, bunu böyle dışarıda da algılanması bize daha büyük bir sorumluluk yüklemekte. Bunun farkındayız. Dolayısıyla elimizi kolumuzu sallayarak gitmedik. Aracımızın özellikle karayoluyla gitme nedenimizin bir ayağı da buydu. Bagajımıza onların ihtiyacı olan bir takım dokümanları, özellikle Türkçe'ye karşı çocuklar o kadar duyarlı ki ve bunu amatörce yapıyorlar. İnanın yani üzülüyoruz yani. Orada Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen hala eksiklikleri olan bir, özellikle bizim soydaşlarımız açısından, uygulamada birçok eksiklik, aksaklıklar var. Bu ne? Özellikle dil açısından, yani kuşaklar arası bir uçurum olmaması açısından yeni kuşaklara Türkçenin üretilmesi, Türkçenin yaşatılması. Dikkat ederseniz mesajın sonunda çocuklara verdim o mesajı. Biz dedim artık Türkçe düşüneceğiz, Türkçe duyacağız, Türkçe konuşacağız, anlatacağız. O bağlamda bizim Ülke Ocaklarımızın çok güzel bu Türk klasikleri serisi vardı. Onlardan götürdük. Atatürk'ün nutuklarından götürdük. İnanın hakikaten duygulanacaksınız belki söyleyince. Başka ne isteğiniz var dediler ki Türk bayrağı temininde zorlanıyoruz. Bize Türk bayrağı getirin. Genel merkezimizin arşivinden Türk bayrağı aldık, götürdük. Ve büyük bir mutluluk içerisinde inanın yani dünyalara bağışlasanız o kadar mutlu olmazlar. Ama çok mutlu oldular. Tabii çok önemli bir noktaya da değindiniz bu arada. Çocuklara verdiğiniz mesaj, çünkü aslında bu dili, kültürü devam ettirecek, yaşatacak olan da onlar ve anlamlı hediyeler götürmüşsünüz oldukça Türk dilini yaşatmaları için. Peki mevcut yine durumdan da bahsedelim istiyorum. Orada kendi kültürlerini, dillerini yaşatma noktasında ve yine eklemek istedikleriniz varsa onları da sizden dinleyelim. Şimdi tabii gerek oradaki halk... siyasi Türkleri temsilen organizasyonu yapan partimiz, gerekse bizler hep şuna vurgu yaptık. Bakınız Bulgaristan bir Avrupa Birliği üyesi ama buna rağmen yani bir Macaristan'ın, bir Çekoslovakya'nın daha sonra bölünüp Çek ve Slovakya olup demokrasi olan katkılarını, yani Sovyetler Birliği mantığından kopuş sürecini çok iyi anlatmalarına, paylaşmalarına, hatta zaman zaman işte bazen ödüller veriliyor. Mesela Vaclav Havel ödülleri veriliyor ama aslında asıl ödülün Türkan bebek kızımıza ve onun ailesine verilmesi lazım. Balkanlardaki Bolşevik yapının, demir perde yapısının çözülmesine, demokrasinin ilk adımlarının atılmasına vesile olan bu yavrumuzun şehadetidir. Dolayısıyla niyeyse söz konusu Türkler olunca bir anda sessiz kalıyorlar, duyarsız kalıyorlar, gündeme getirmiyorlar. Bunları ben de katıldığım toplantılarda görüyorum. Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi de bunu görüyor ve bunun serzenişini yaptık. Yani bir taraftan da Batı'ya mesaj veriyoruz. Yani bakınız en küçük demokrasi kurbanı, şehidi bu coğrafyadan çıktı. Bu milletten çıktı. Ama bunu yapan bir Müslüman Türk olunca nedense dikkat edilmiyor, dikkatleri çekmiyor. Bunu da bir şekilde kamuoyuna duyurmuş olduk. Evet, sizin vesilenizle de anma günü bir kıymet kazanmış oldu. Yine bizler de burada konuştuk. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kamil Aydın konuğumuz oldu. Kendisiyle hem Türkan Bebek için gerçekleştirilen anlamlı anma gününü konuştuk, hem de Türk dünyasına ilişkin mesajlarını paylaştılar. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Saat başında yeniden beraberiz.